Mutlu, sağlıklı akşamlar. Ordu'nun dünyaya açılan penceresi TV'lik ekranlarına, Sağlık Dünyası programımıza hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Sağlık Dünyası programımızın bu akşamki konuğu diyetisyen Büşra Akşit. Diyetisyen Büşra Akşit'le bu akşam nasıl kilo verilir, kilo vermenin altın kuralları nelerdir, diyet nedir, sağlıklı, düzenli, dengeli beslenme nasıl olmalıdır? Neden kilo alıyoruz? Verirken neden zorlanıyoruz? Yarım kalan diyetler, daha bir sürü şeyi konuşacağız. İletişim bilgimi hatırlatmak istiyorum sohbetimize başlamadan önce. 0452 alan koduyla 800-0052 canlı yayın telefon numaralarımız, sohbetimizdeki sorularınız ve önerileriniz için konuma dönerek iyi akşamlar diyorum. Büşra Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Güzel değiliz, teşekkür ederiz. Öncelikle sohbetimize başlamadan önce birazcık kendinizden bahseder misiniz? Özel bir hastane diyetisyen olarak görev yapmaktayım. Diyetisyenlik bölümünü bitirdik tabii ki diyetisyen olmak için. Kaç yıldır görev yapıyorsunuz? 2,5 yıldır görev yapıyorum. Evet. Diyet büyük bir sıkıntı aslında. Diyet kelimesi hemen kısıtlanmak anlamına geliyor. Sohbetimize başlarken ilk önce diyet kısaca nedir ve sağlıklı, düzenli, dengeli nasıl besleneceğiz? Diyet aslında çoğu bilinenin aksine, yani diyet kelimesi normalde hep zayıflamak, kilo vermek anlamında yorumlanır. Ancak diyet Latince'de sağlıklı beslenmek anlamına gelir. Yani diyet yaparken aslında sağlıklı beslenmeyi öğreniyoruz ve bunu bir yaşam tarzı haline getirmeye çalışıyoruz. Yani kilo almak aslında çoğu zaman sağlık problemi yoksa hormonal bir bozukluktur. Ve kişi eğer sağlıklı beslenmeyi öğrenirse kilo almanın da önüne geçebilir. Evet. Kilo almak hakikaten büyük bir problem günümüzde, özellikle de bayan izleyicilerimiz bolca telefona bağlanacaklardır bu akşam diye düşünüyorum. Şimdi kilo neden alıyoruz? Neden kilo alıyoruz? Öncelikle dediğim gibi nasıl beslenmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Bazen kendimizi çok uzun süre aç bırakabiliyoruz. Yani ben çoğu zaman şunu duyuyorum. Ben sabah işte bir şeyler yedim ve bir de akşam yedim. Günde iki öğün besleniyorum. Ben niye kilo alıyorum? Asıl kilo almanın sebebi de bu oluyor. Yani günde iki öğün beslenmek gerçekten bir kilo alma sebebidir. Çünkü kişi iki öğün beslendiğinde metabolizması yavaşlıyor ve sürekli bir depolama durumu söz konusu oluyor. Yani yeniden her şey vücuda depolanmaya başlıyor. O nedenle çok az yemek doğru değil. Araları çok açarak yemek yemek doğru değil. Az az, sık sık beslenmek doğrudur. Yani tabii ki günde 6 öğün besleneceğiz ama 6'sı da hani dolu dolu bir öğün olmayacak. İşte sabah kahvaltısını, öğle yemeğini, akşam yemeğini hani düzenli, dengeli bir şekilde yapıp aralarda ağzımıza işte bir elma, bir kuru kayısı, bir badem, bir ceviz atarsak vücudun metabolizmayı yavaşlatmamış oluruz. Evet, yani günde 2 öğün, hatta 3 öğün değil de ara öğünlerle birlikte 6 öğüne kadar çıkabiliyor. Çıkabiliyor ama bu kişiye göre değişiyor. Yani kişinin yaşam tarzına, uyku saatlerine, hani düzenine göre değişiyor. Yani bunu tamamen kişiye özel hazırlıyoruz. Yani günde 10 öğün beslenen de oluyor, günde 4 öğün beslenen de oluyor. Hani diyet kişiye özeldir. Hani bu ara öğünleri ayarlarken de kişiye uygun hazırlıyoruz. Şimdi kişi size geldi. Ben sizin polikliniğinize geldim. Fazla kilolarımdan şikayet olduğumu söyledim. Kişi nasıl bir aşamalardan geçiyor polikliniğinize geldiği andan itibaren? İşte 3 kilo fazlası olanla, işte boyu 1.70 olanla, boyu 1.55 olup 10 kilo fazlası olan arasında diyet listelerinde farklılıklar vardır. Kişi polikliniğinize geldi. Ben polikliniğinize geldim. Nasıl aşamalardan geçiyorum? Öncelikle bir kan tahlili olması gerekiyor. Yani hani bunu da biz yapmıyoruz. Dahiliye uzmanına ya da bir endokrin uzmanına yönlendiriyoruz. Onlar hani kan tahlilini yaptıktan ve herhangi bir rahatsızlığı olmadığına karar verdikten sonra ya da herhangi bir rahatsızlığı varsa bunun tedavisini uyguladıktan sonra kişi bize geliyor. Burada öncelikle boyunu ölçüyoruz. Hani doğru bir boy ölçümü önemli oluyor. Çünkü boya göre bir kilo durumu söz konusu. Burada vücut yağ kas analizi yapıyoruz. Bunda özel cihazlarımız var. Hani buraya çıkarıyoruz kişiyi ve burada kişinin yağ ve kas analizini yapıyoruz. Ve burada kişinin işte metabolizma hızını hesaplıyoruz. Yine bu boyuna, kilosuna, yaşına göre hesaplanan bir değer.
Daha sonrasında da hani kişinin yaşam tarzına uygun sorarak tabii bir anket dolduruyoruz. Hani burada nasıl besleniyor, ne yapıyor, kullandığı bir ilaç var mı, geçmişi nasıl? Hani bunu öğrenmemiz gerekiyor. Çok mu diyet yaptı, ilk mi diyeti? Hani bunları öğrendikten sonra da hani yine kişiden geri dönüşlerle onun hayatına en uygun diyeti hazırlamaya çalışırız. Tamamen sizin hazırladığınız Hı-hı. diyet reçeteleri, beslenme Hı-hı. reçeteleri diyelim. Hı-hı. Kişiye özel oluyor. Tabii. Çünkü Hı-hı. diyet kelimesi program başında söylediğim gibi bir şeylerden Hı-hı. kısıtlanmak anlamına geliyor. Kişi diyetisyene gelirken işte ben yemeden içmeden kısıtlanacağım. Hı-hı. Direkt bu psikolojiyle geliyor. Peki psikoloji diyette önemli mi? Çok önemli. Aslında tamamen bakış açısı yemek yemek. Yani biz kendimizi hani çok yemeliyim, her şeyi yemeliyim ya da hani burada bir pasta var ve ben bunu yemek zorundayım diye şartladığımızda hani yemediğimizde bir eksiklik hissediyoruz ve onu mutlaka yememiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Ama hani ben sadece doyduğum kadar yemeliyim, hani doyduğum bana yeter, fazlası sağlıksız. Hani buna kafamızı şartladığımızda yine o şekilde beslenmeye başlıyoruz. Yine gelirken kişinin kendini motive etmesi önemli. Diyetten korkmaması önemli. Yani diyet kesinlikle aç kalmak demek değil. Diyet yapan bir kişi aç kalacak diye bir şey de yok. Yani çoğu zaman bu korkuyla geliyor danışanlarımız ama hani ben hiç aç kalmıyorum, hani anlamadım bu işten bir şey diyerek de sürüyor. Çünkü az az ve sık sık yiyoruz ve genelde sağlıklı besinleri yiyoruz. Yani vücudun aç kalması gibi bir durum söz konusu değil. Ama göz açlığı dediğimiz bir olay var. Hani bu evet. da tamamen kişinin nefsiyle alakalı bir şey. Hani göz açlığı varsa da hani onun için kişinin kendini motive etmesi önemli. Benim bildiğim kadarıyla haftada bir mola verilen günler oluyor. Tabii tabii, o kişiye göre ayarlanıyor. Dediğim gibi haftada bir veren de oluyor, iki veren de oluyor, hiç vermeyen de oluyor. Yani ya bu molalarda tabii ki kişiye göre ayarlanıyor. Kişiye göre ayarlanıyor. Peki kişi ilk başta bazen çok vücutta şey oluyor, kilo vermek bilmiyor bir hafta, iki hafta. Tabii olabilir. Ve keyfi kaçabiliyor. Zorlandığınız hastalarınız da mutlaka oluyordur. Tabii ki. Yani direnç kiloları diyoruz biz buna. Yani kişinin takılma kilosu oluyor. Yani kişinin uzun süre zaman geçirdiği, işte 10 yıl olabilir, 5 yıl olabilir, bir kiloyu vermesi yeni aldığı bir kiloya göre daha zordur. Hani bazı kişiler anlatır, hani ben de çok duyuyorum danışanlarımdan, hani ben hep veriyorum veriyorum şu kiloda takılıyorum. Hani bu doğrudur. Bu takılma kilosu diyoruz biz bir kiloya ve vücut burada savunmaya geçer. Yani o kilonun altına inmek bir türlü istemez. Hani burada sabırlı olmak gerekiyor. Bu çok uzun da sürebilir, çok kısa da sürebilir. Diyetimize sakince ve diyeti kafaya çok takmadan devam etmek gerekiyor. Yani ne kadar çok kafamıza takıyorsak, ne kadar çok bunu kendimize dert ediyorsak aslında vücut bir o kadar daha direncini arttırıyor. Yine aynı zamanda bu noktalarda hani diyete devam etmek, motivasyon önemli veya hani biraz daha detoks programları dediğimiz bir gün süreli, bence detokslar bir ya da iki günden fazla olmamalı kesinlikle çünkü vücuda zarar veriyor. Yine bir uzman kontrolünde bir program uygulanabilir. Ancak tekrar söylüyorum, bu noktada sabır çok önemli. Dediğim gibi takılma kiloları hani bir ayda sürebiliyor, iki haftada sürebiliyor. Hani kişi ben bunu takıldım, hani biraz bekleyeceğim, hani kilo vereceğim en sonunda diye kendini motive ederse sorun olmaz. Peki burada diyetler yarım mı kalıyor? Yarım kesinlikle, kalan diyetler evet. nasıl oluyor? Nasıl devam etmeli kişi? Evet. Yani pazartesi başlıyor, işte 3 ay güzel bir kilo veriyor. Hep zaten pazartesidir diyete başlama evet. günü. Yani yarım kalan diyetler oluyor. Bu da büyük bir sorun aslında. Kişi kilosunu vermiş oluyor. Yarım kalan diyetlerle ilgili neler söylemek istersiniz? Kesinlikle benim çok üzüldüğüm bir konu. Yani danışanım adına da üzülüyorum. Böyle bir şey hani olmasını hiç istemem. Çünkü bu bir emek. 3 aylık bir emeğimiz var ve o emeği gidiyoruz bir gün boş ver diyoruz da çöpe atıyoruz. Hani bu gerçekten çok üzücü bir durum. Hani bunu yaşamamak için kişi kendini kesinlikle hani ben bunu bozmayacağım ve ben bu işi başaracağım diye şartlamalı. Hani aman boş ver, hep mi böyle? En çok bozma sebebi hep mi böyle yapacağız? Hep mi böyle? Yani ben hiç mi yemeyeceğim? Ama doğru hani bir soru. Diye yani bir soru. En çok bozma sebebi de bu oluyor zaten. Hani yeter artık deyip ama aslında hani öyle bir şey yok. Koruma programına geçince her şeyden yiyoruz. Ama yeter ki ideal kilomuza ulaşalım. Tabii ideal kiloya ulaşana kadar diyet programında hiç mi kaçamak olmuyor? Yani çok sık kaçamaklarımız da oluyor. Haftada 1, 2. Hani önemli olan bırakmayalım. Ben kaçıran, bozan, genellikle şu yüzden yarım kalıyor diyetler. Kişi bir gün bozuyor. Ve sonrasında hani benim daha yapmaya işte şeyim yok, ben bozdum, her şey bitti gibi düşünüyor kendi kendine ve devam etmiyor. Hayır, o gün
bozduk, ertesi gün yeniden başlıyoruz. Yani hani bozduk ve her şey bitti diye bir şey yok. Zararın neresinden dönerse kar. Ertesi gün yeniden başlayıp devam ederse çok kilo almamış olur. 10 kilo verdiyse bu mantıkla devam ederse onu da geri alır. Ama eğer hani bozdum ve ben devam ediyorum diye bakarsak olaya, hani bunu geri almadan hani yine kilo vererek üzerine devam ederiz ve karlı çıkar. Yani bozmuş olabilir, sizin verdiğiniz diyet listesinin üstüne de çıkmış olabilir. Bu panikli arayanlar oluyor mu sizi? Tabii oluyor, kesinlikle. Yani ben diyetimi bozdum, evet, yapmadım. Evet. Çabuk mu kilo vermek istiyoruz? Aslında çok çabuk kilo vermek istiyoruz. Herkes bunu istiyor. En çok bununla karşılaşıyorum. Ama çabuk kilo vermek sağlıklı değil. Hani çabuk derken Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi ayda 4 kilodur. Ayda 4 kilo idealdir. 2 de verebiliriz, 3 de verebiliriz. Hiç veremeyebiliriz. En azından sağlıklı beslenmiş oluruz. Hani 5 de verebiliriz. Hani bu tamamen kişinin metabolizmasına bağlıdır. Yani çok vermek, az vermek ve diyete uyumuna bağlıdır. Yani biz diyetimize ne kadar uyuyorsak ve metabolizmamız bizi ne kadar destekliyorsa aslında o kadar gidiyor. Evet. Şimdi şöyle ki önümüz bahar, yaz geliyor. İşte düğünler, nişanlar, özel günler, işte mezuniyet baloları artacak. Bir şok diyet uygulama var. İşte günümüzde işte diğer televizyon kanallarında olsun, internette olsun, kitaplarda olsun bir sürü diyet programları var. Bunlar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Şok diyetler nedir? Olmalı mıdır? Yani şok diyetler hakkında aslında çok da olumlu şeyler düşünmüyorum. Çünkü çok sağlıksız buluyorum. Bunlar çok düşük kalorili ve vücudu yoran programlar. Ve şok diyeti kesinlikle bir uzman kontrolünde, gerçi bir uzman şok diyeti vermez zaten. İşin bir de öyle bir boyutu var. Yani bir kişi öncelikle kendi kendine diyet yapmamalı. Bu şok diyetler hep kendi kendine yapılıyor ve çok yanlış. Kişi internetten alıyor, bir listeyi indiriyor ve hadi ben buna uyayım. Hani mesela çok meşhur lahana diyeti. Hadi bunu yapayım, ben bu kiloyu vereyim. Ama kesinlikle kişi kas kaybeder. Kas kaybeder, sarkar ve çok hızlı bir şekilde geri alır, fazlasını geri alır, metabolizmasını bozar. Hani benim en önermediğim, en tavsiye etmediğim durumdur. Hani sağlığımız çok önemli. Kilo vermek uğruna sağlığımızı riske atmayalım. Zayıflamak istiyorsak bir uzmandan yardım alalım. Hani bir haftada 4 kilo vermek, hani ya da bir haftada 7 kilo vermek, bunlar hani doğru şeyler değil. Hani veriyorsak da bu yağ değildir, bu kastır, sudur vücuttan giden, ki kasın gitmesini hiç istemeyiz. O noktada da dikkat etmek gerekiyor. Evet, kişiye göre değişir dediniz ama yani biz bunu rakamlara dökecek olursak haftada 1 ve 2 kilo vermek, işte ayda 4 ile 8 kilo vermek doğru rakamlar mıdır? Ayda 4 kilo vermek Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisidir. Bu da haftada 1 kiloya denk geliyor. Doğru rakam tam olarak budur. Evet. Peki verirken neden zorlanıyoruz? Verirken neden zorlanıyoruz? İlk önce kişinin metabolizması burada önemli. Metabolizması hızlı insanlar zaten kişi kendini tanıyarak geliyor. Hani ben çok hızlı veriyorum ya da ben veremiyorum, takılıyorum diyor. Ve sonrasında motivasyon önemli. Aslında baktığımızda 6 ay diyete devam etmiş birisi düşünelim ve bu kişi çok istikrarlı ve çok motive. Metabolizması yavaş bile olsa bir ay diyet yapıp bırakan kişiye göre daha avantajlı oluyor. Peki egzersiz diyetin neresinde yer almalı, ne kadar yer almalıdır? İşte siz dediğiniz kas kaybediyoruz şok diyetlerde özellikle ve de önermediğinizi söylediniz. Peki kas kaybetmemek için egzersiz yapmak gerekiyor, beslenme programına uymak gerekiyor. Yani egzersiz tabii diyetlerde bulunmalı gerektiği durumlarda. Ancak herkes egzersiz yapamaz. Hani bunun için bir uzman tabii ki kontrolünde olmak lazım. Ya kişinin herhangi bir rahatsızlığı olmaması lazım. Kalp probleminin bulunmaması lazım. Hani ben egzersizi genelde hani kardiyolojiye gittikten, işte dahiliye muayenesi olduktan sonra herhangi bir problemim yok, hani çarpıntım yok, hani bir sıkıntım yok diyen kişilere tabii ki yine bir spor uzmanı ile birlikte öneriyorum. Hani onun haricinde egzersiz hani herkes yapabilir diyemem. Herkes egzersiz yapamaz. Bir telefon bağlantımız var. İyi akşamlar Osman Bey. İyi akşamlar. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir program yaptığınız için size teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Faydalı olabiliyorsak ne mutlu. Benim hocama bir sorum olacak. Tam tersi. Benim boyum 1.78. Ondan sonra 1.78, kilom 75. Ben tam tersi kilo almak istiyorum, kilo alamıyorum. Bu konuda bir sorum olacaktı hocama.
1.78 boyundasınız, 75 kilo musunuz? Evet, evet. Anladım. Tabii kilo almak da önemli bir problem, ondan da bahsedeceğiz. Ancak yaşım 62 yalnız. 62 yaşındasınız. Hep mi hani böyle kilo almak istediniz ve alamadınız bu zamana kadar? Çok defa denedim. Hı hı. Yani bazen 1 kilo daha aşağı geri de düşebildim. Yani istediğim kiloya ulaşamadım yani. Yani gençliğinizden beri böyleydi. Yok, gençliğimde de şöyle 80'den yukarı geçemedim. Anladım. Ben size şöyle bir öneride bulunabilirim. Yani kilonuz aslında normal ama bu sizi rahatsız ediyorsa önce bir uzmana gidelim. Dahiliye ya da endokrin uzmanına. Hani tiroidlerimizde bir problem var mı? Neden kilo alamıyoruz? Önce bir onu değerlendirelim. Sonrasında da bir diyet uzmanına başvuralım. Ama aslında beden kitle indeksinizi oranladığımızda kilonuz düşük değil. Hani siz aslında çok da zayıf değilsiniz. Vallahi ben hep öyle görüyorum kendimi. Demek ki hani size o şekilde geliyor ama illa hani ben almak istiyorum derseniz tabii 2-3 kilo alabilirsiniz. Hani ben 3-4 kilodan fazla ama almanızı önermem. Evet, oldu. Teşekkür ederim. Ben hayırlı akşamlar diyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz. Evet, izleyicimizin telefonuyla da birlikte aslında sayıları az da olsa bir de kilo alamayan grup var. Biz evet. Bu grubu çok seviyoruz aslında. Kilo alamamak, yiyorum alamıyorum diyorlar. Evet. Kilo alamamak gibi bir durum var. Kilo alamayan izleyenlerimiz, zayıf olan izleyenlerimiz neler yapmalılar? Şimdi kilo alamamak da aslında bir sorun. Hani evet, ve hani birilerinin aksine kilo almak daha zor vermeye göre. Çünkü gerçekten o kişiler yiyemiyor. Hani verdiğimiz çoğu şeyi yiyemiyorlar. Hani mideleri çok çabuk doluyor ve bunun önce sebebini sorgulamamız lazım. Neden kilo alamıyoruz? Tiroidlerimizde mi bir sorun var? Hani yoksa yemiyor muyuz? Önce bunun sebebini öğrenmek lazım. Yine orada bir uzman kontrolünden geçiyor. Kesinlikle dahiliye ya da bir endokrin kontrolünden geçiyor. Daha sonrasında da İşte bir program düzenliyoruz onlara göre, hani onlara uygun, hani yiyebilecekleri ölçüde tabii ki, çok fazla verirsek de olmuyor. Ona göre takiplerini yapıyoruz. Hani haftada 500 gram, işte ayda 2 kilo ya da ayda 3 kilo, 4 kilo gibi rakamlar alınabiliyor. Diyet listelerini nasıl hazırlıyorsunuz? Kişiye sorarak, yani kişinin tamamen hayatına uygun olması önemli. Hani gece çalışan bir insana hani gündüze uygun bir diyet listesi verirsek o kişi onu uygulayamaz zaten. Hani o yüzden de tamamen kişiye uygun bir diyet planı hazırlamak burada çok önemli. Saatleri hani size uygun mudur? Ne zaman kahvaltı yaparsınız? Kaçta acıkırsınız? Hani öğlenlerde yersiniz, ne yersiniz? Hani ona göre o seçenekler içerisinden bizim için en uygun olanı seçerek ilerliyoruz. Bir telefonumuz var. Ersin Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz programımıza. Kendim 1.60 boyundayım. Kilomdan biraz kiloluyum. Kilonuz kaç? 110 kiloyum. 110. Evet. Daha önce diyet yaptınız mı? Yok, hiç yapmadım. Hiç yapmadınız bu zamana kadar. Yani biraz kilonuz tabii ki vermek gerekiyor. Kilo vermek gerekiyor. Peki bir uzman kontrolüne gittiniz mi? Kan tahlilleri yaptırdınız mı? Hayır, hiçbir şey yaptırmadım. Yani benim size önerim, önce bir endokrin dahiliye uzmanına gidin, kan tahlillerinize baktırın, hani ne durumdayız, kilo bize zarar vermiş mi, vermemiş mi ya da bir metabolik bir sorun var mı? Bunu analiz ettirdikten sonra bir diyet uzmanına danışmanızı öneriyorum mutlaka. Yani şimdi benim iki tane de çocuğum var, ikisi de kızım 40 kilo, oğlum 50 kilo, daha 9 yaşında, biri 1.7 yaşında. Tabii onların da kilo birazcık, evet. Hani onların da kontrol altında olmaları gerekiyor. Sağlıklı beslenmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü o yaşta hani bir şeyler oturuyor aslında. Hani bence onları da bir uzmana götürebilirsiniz. En azından hani yanlışlarını öğrenirler. Zaten bu noktada aile çok rol model. Hani evet. Siz sağlıklı beslenmeye başladığınızda onlar da sizi takip edecektir bence. Neye gitmem gerekir dediniz? Diyetisyen, diyet uzmanı. Bu devlet... Devlet, var mı yoksa? Devlette de var tabii, devlette ki her de yerde var. Özellerde de var. Her yerde her var. Her yerde var, evet. Her yerden ulaşabilirsiniz. Oldu, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz. Kişiye göre diyet listesini hazırladınız. Kişi diyet uygulamaya başladı. Peki nasıl koruyacak?
Korumak da çok önemli. Korumak asıl mesele zaten. Ben her zaman şunu söylüyorum. Kilo vermekten daha zor bir şey varsa korumaktır. Çünkü kişi diyeti bırakınca bir anda büyük müthiş bir özgürlük duygusu geliyor ve her istediğimi yiyebilirim gibi bir imaj uyanıyor. Ama bu böyle değil. Tabii ki yiyeceğiz. Her şeyi yiyeceğiz. Ama artık diyetin oluşturduğu bir bilinç olmalı. Yani ben hani 4 aylık ya da 6 aylık bir diyet süreci geçirdiysem ben artık neyi, ne kadar yemem gerektiğini, nerede durmam gerektiğini, hani bu yeme işinin hayatta hiçbir şeyde olmadığı gibi sınırsız olmadığını, sınırlarımız olduğunu öğrenmiş olması gerekiyor. Öğlen ben kaçırdıysam akşam yemeyeceğim. Yemeyeceğim dediysem kesinlikle aç kalmayacağım ama az yiyeceğim. Hani daha hafif bir öğün geçireceğim. Hem öğlen çok yiyip hem akşam yiyip hem ertesi gün yersem hani gerçekten çok da kilo alabiliriz. O yüzden bunun bilincinde olmak gerekiyor. Kendimizi dengelemeyi, nerede duracağımızı öğrenmemiz gerekiyor. Yani hani orada bir tabak yemek var ve biz bunu çok seviyoruz. Hani çok seviyorum diye hepsi yenmez. Tadımlık, doyumluk değil tadımlık. Ya da hani ondan doyumluk yediysek öbür öğün dengelememiz gerekiyor. Yani diyette kiloyu verdik, koruma. Koruma programı. Tabii ona diyetisyenle yapıyoruz zaten. Hı hı. Hani diyeti uyguladığınız diyet uzmanınızdan hani koruma programı talep ediyorsunuz ki zaten o da uygular. Hani bu da kişiye göre değişiyor. Bazı kişi bir ayda koruma programını öğreniyor, adapte oluyor ve tamam diyoruz, koruyoruz. Bazısı da gerçekten 3-4 ayda adapte oluyor buna. Hani kişiye göre diyet, yani koruma programını ayarlıyoruz ve kişinin koruduğunu, gerçekten hani bunun bilincine vardığını hissettiğinde hani ben kendi adıma danışanıma sen artık devam edebilirsin, hani bu işi öğrendin diyorum. Peki haftalık mı yapıyorsunuz takiplerinizi, 2 haftada bir mi? Bu da kişiye göre. Gerçekten o da kişiye göre değişiyor. Çünkü herkesin iş düzeni, yaşam tarzı, yoğunluğu çok farklı oluyor. Hani çok sık gelemeyen danışanlarımız oluyor. Gerek mesafeden, gerek hani iş yoğunluğundan. Onları 2 haftada bir, 3 haftada bir alabiliyoruz. Ama normalde haftalık muayene daha etkilidir. Çünkü hani daha güzel motive oluruz. Her hafta tartıldığımız için ne yaptığımızı biliriz, ne yapmamız gerektiğini biliriz. O yüzden haftalık daha iyi. Peki diyet dedik kişiye göredir, kişinin disipline göre. Aslında sağlıklı ve düzenli beslenme çocukluk yaşından itibaren geliştirilmesi ve oluşturulması gereken bir alışkanlık. Bu disiplini çocukluk döneminden itibaren verdiğimiz zaman aslında çok da ileriki yaşlarda sorunlar ortaya çıkmayabilir. Evet. Ama maalesef ki bazen veremeyebiliyoruz. Özellikle çocuklar fast food beslenmeyi çok fazla seviyorlar, çok fazla tüketiyorlar. Bazen önüne geçemiyoruz. Ben çocukluk dönemindeki beslenmeyi sormak istiyorum ki çocuk annesi olarak. 10 yaşında oğlum var. O da çok fazla seviyor. Maalesef yedirmek zorunda da kalıyoruz. Ne kadar yedirmeliyiz? Haftada bir midir, iki mi? Çocukluk dönemindeki beslenme nasıl olmalı? Öncelikle çocuğun fazla bir kilosu var mı? Hani burada bir davranış bozukluğu olabilir. Yine dediğim gibi hani kilo almak aslında bir davranış bozukluğudur. Varsa fazla kilosu bir uzmandan yardım alıp hani ona en azından neleri yemesine, neleri yememesi gerektiğini duyarsa ve hani bunları uygularsa çok daha güzel olur. Ancak hani ideal kilodaki bir çocuk da hani her şeyi yiyebilir, her türlü fast food'u yiyebilir diye bir şey yok. Çünkü kişinin vücudundaki yağ kas dengesi de çok önemli. Bu noktada yani kesinlikle fast food'u haftada bir kere hani çocukları gönlü kırılmasın diye verebiliriz. Ya da bir ya da iki en fazla. Ama onlar için genelde kahvaltımızı yapıyor olmamız, sağlıklı besleniyor olmamız gerekiyor. Öğle yemeğini tüketiyor olmamız gerekiyor. Ve akşam yemeklerimizi yine aileyle birlikte oturup tüketiyor olmamız gerekiyor. Bunlar çocuklukta oluşan çok temel şeylerdir. Yani çocuğa o yaşlarda hani kahvaltının yapılması gerektiğini, öğle yemeğinin de hani ciddi bir iş olduğunu ve hani geçiştirilmemesi ve mutlaka tüketilmesi gerektiğini öğrettiğimizde çocuk artık ileriki yaşantısında bunu devam ettiriyor. Ama eğer hani kahvaltı yapmıyorsa, öğle yemeklerinde hani belki bir simitle geçiştiriyorsa bu ileriki yaşantısında böyle oluyor ve bu hani tabii ki ileride tabii ki hiç istemeyiz ama sağlık sorunu olarak geri dönebiliyor. Hani o yüzden de bu bilincin o yaşlarda oluşturulması gerekiyor. Peki şunu sormak istiyorum. Hakikaten çocuklara sabah kahvaltısı yaptırmak büyük bir iş, çok zor bir iş. Yani hani yumurtasını yemesini elbette istiyoruz, peynirini tüketmesini istiyoruz. Fakat çocuklar bunu tüketemeyebiliyor ve tüketirken de anne de sabrının son noktasına geliyor. Hafif bir gerginlik de oluşabiliyor evlerde. Şunu sormak istiyorum. Yani sevdiği şeyi sabah kahvaltısına yedirmek, işte bu var işte sütün içerisine katıyoruz falan piyasada. Ya bu doğru mudur? Yani hiçbir şey yememektense sevdiği bir şeyi yemek, yedirmek. Onu her gün yapmamalıyız bence. Hani çok
zor durumda kalırsak belki haftada bir gün olabilir ama bence her gün o tarz bir şeyle beslenirse alması gereken şeyleri, vitaminleri, mineralleri alamaz. Yumurta kesinlikle şart kahvaltıda. Ama çoğu çocuk haşlanmış yumurtayı sevmez. Evet. Hani haşlanmışı sevmiyorsa yağda yaparız ya da menemen yaparız. Ya sebzeli omlet ya da krep, eğlenceli krepler işte gözü olan, hani işte ağzı olan, böyle gülümseyen. Hani bu tarz şeyler yaparsak eğer belki ona daha motive edici olur. Hani ama mutlaka hani o kahvaltı yaptırmanın bir yolunu bulmak gerekiyor. En kötü ihtimal süt içsin, hani peynirini yesin. Hani mutlaka ama kahvaltı şart. Evet. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz hatta. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben hocama sorum olacaktı da. Buyurun hocam, sizi dinliyor. Hocam ben yaklaşık 55 gün önce diyetisyene gitmeden diyete başladım. Sadece ekmeği ve şekeri keserek, bir de porsiyonlarımı küçülterek 88,5 kilodan şu an 81,5 kiloya düştüm. Boyum 1,68. Ya şimdi ama kabızlık başladı, yani bayağı sıkıntı oluyor, bir hafta 10 gündür. Ne yapmam gerekiyor? Ne kadar sürede verdiniz bu kiloyu? Bu kiloyu 51-52 gün. 51 günde 88'den evet. Kaça düşmüştünüz? 88,5'dan 81,5'um şu anda. Yaklaşık. 7 kilo gibi. Şimdi evet. Şöyle, yani kendi kendinize diyet yapmanız çok doğru değil. Hani çünkü dediğim gibi kan tahlillerinize bakılmalı. Belki o diyette bir şeyi tüketmezsiniz. Hani demiriniz eksiktir, demir almazsınız. Hani bu sizi daha da yorgun ve güçsüz düşürür. Kilo vermenizi evet. de engeller. Sindirim problemleri evet. de yapar bazı eksiklikler. O yüzden bence evet. önce bir uzmana gidin. Kan tahlillerinize baktırın ve sonra mutlaka bir diyet uzmanına gidin. Hani kendi kendinize evet. diyet yapmayın. Sadece ekmeği keserek olmaz. Ekmek bir kere hani bence kesinlikle kesilmemeli, tüketilmeli. Diyetlerde biz zaten ekmek veriyoruz. Hani ekmek düşmanımız değil. Çünkü az miktarda tükettiğimizde o gerçekten bizim için çok yararlı. Ama tabii ki üzerine çıkmamamız gerekiyor. Çok fazla ekmeği keserseniz çünkü çok tatlı krizleri yaşarsınız. Hani bir sonraki öğünde çok daha fazla saldırırsınız karbonhidrata. Ve vücudun dediğim gibi ona da ihtiyacı var. O yüzden bence bir uzmandan mutlaka yardım alın. Evet hocam, bir de sabahları hani bu atılamayan toksinler için lahana suyu önermişti bir uzman, televizyondan yine duymuştum. Bir de onu içiyorum. Acaba bir zararı olur mu? Reflünüz var mı? Ben safra kesemi aldırdım. Başka da bir mide rahatsızlığım yok. Safra kesemi aldırmış. Bence çok baharatlı tüketmemeniz gerekiyor. Hani tabii ki televizyonda uzmanlar öneriler veriyor ama bu öneriler herkes için uygun olmayabilir. Hani dediğim gibi bir uzmandan yardım alırsanız sizin için çok daha iyi olur. Hani çok güzel bir kür, hani sizin vücudunuza iyi gelmeyebilir ki bence o baharatlı suyu da tüketmeyin. Oldu hocam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz. Evet, kendi hakikaten bilgiye ulaşmak da günümüzde çok kolay. Evet. Bu iyi midir kötü müdür? İşte bu durumlarda ortaya çıkıyor. 51 günde 7 kilo vermek iyi ama bu sefer de kabızlık şikayeti başlıyor. Burada da anlıyoruz ki kişiye göre diyet programı önemli. Önemli. Ön plana çıkıyor. Tabii. Ben bir de özellikle bir şey almış, şunu sormak istiyorum. Gebelikte beslenmeyi sormak istiyorum. Çünkü gebelik çok önemli bir dönem. Gebelikte beslenme nasıl olmalı? Çok önemli. Özellikle ilk 3 ay çok çok önemli. Çünkü çocuğun beyin gelişiminin oluştuğu aylar ilk 3 aydır. Ve burada omega yağ asitlerinden zengin beslenmemiz gerekiyor kesinlikle. Hani bunlar neler? Balık, başta ceviz, badem, fındık. Hani bunları bol miktarda diyetimizde bulundurmalıyız. Zeytinyağı. Hani bunlar diyetimizde mutlaka olmalı. Hamile bir bayan kesinlikle ilk 3 ay balık tüketimine özen göstermeli. Ama balıkta da çok önemli bir nokta var. Dip balığı olmamalı tükettiğimiz balık. Yüzey balıkları olmalı. Çünkü dip balıklarında ağır metaller olabiliyor. Hani bu da çocuk için zararlı oluyor. O yüzden yüzey balıklarından hani işte hamsi olsun, somon olsun, bunları ilk 3 ay bol miktarda tüketmeliyiz. Hamilelikte kilo alımı da çok önemli. Ne çok fazla ne çok az. Hani hiç almamak, kilo vermek de yanlış ama hani hamile bir bayan kesinlikle kilo vermemeli. Ama hani çok kilo aldık, 20 aldık, 30 kilo aldık, hani bunları duyuyoruz. Bunlar da çok yanlış. Hani çünkü ilk sebebi çocuğu çok zorlar. Hani çocuk çok kilolu doğar ve hani o çocuğun ileride hani obez olma, şeker hastası olma ihtimali artar. Ve anne çok yıpranır. Hani gebelikten sonrasında o kilolarla nasıl baş edeceğim diye bir
hani durum yaşar. Belki hani depresyon bile gelişebilir. O yüzden hani ideal kilo alıp, bu ideal hani tabii kişiden kişiye göre değişir. Çok zayıf bir kişi 20 kilo, 25 kilo olabilir ama hani ideal kiloda bir 12 kilo, 15 kilodan fazla almamalı. Yine çok kilolu insanlar daha az almalı. Hani bu kişiye göre değişir. Kalan fazla kiloları da hani çok zorlamadan, kendimizi çok yormadan, sütü etkilemeden, yine bir uzmana danışarak lohusalık döneminde vermeliyiz. Ama hani çok fazla vermeyeceğiz ayda. Hani ayda işte 4 kilo, 5 kilo emziren bir bayan vermemeli. Ayda 2 kilo, 1 kilo belki lohusalık döneminde ne zaman başlanmalı kilo vermeye? Anne bebeği emziriyor. Emzirirken zaten doğal süreç vermesi yönündedir. Ama hani bu ayda 1 kilodur, 1,5 kilodur. Yani kesinlikle kişi ayda 5 kilo veriyorsa kendiliğinden burada bir sorun vardır. Yetersiz alıyordur bir şeyleri ama... Yine kilo alıyorsa, hani veremiyor, bir de üzerine kilo alıyorsa bu sefer de fazla besleniyordur. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani lohusalık dönemi bittikten sonra yavaş yavaş ayda 1 kilo vererekten kilosunu verebilir. Yani sonuçta emzirdiği için çok yemelidir diye bir kural yok. Yok ama aksine hani, üstüne kilo alabilir. Alabilir. Ama tabii onların kalori yakımları çok daha fazla oluyor. Evet, diyet planı düzenlerken de yani gerçekten emziren bir annenin diyet planı çok bol oluyor. Bol olmak zorunda. Öğünleri de fazla oluyor. Öğünleri de fazla oluyor. Evet, bir şey anladım. Şöyle bir toparlayacak olursak, tekrardan sağlıklı ve düzenli beslenme disiplin haline getirdik. Diyetteki altın kurallar, beslenmedeki altın kurallar nelerdir diye sorsam. Diyetimizdeki altın kurallar, hani benim en çok önem verdiğim şeylerden birisi kesinlikle motive olmak. İkincisi ve yine çok çok önem verdiğim şey ara öğün. Altın kurallara bir devam edeceğiz. İyi akşamlar. Alo, iyi akşamlar hocam. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sağ olun efendim. Ben böyle bir program hazırladığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. İnşallah faydalı olabiliyordunuz. Evet efendim. Ben sorumlu mu sorayım efendim? Buyurun. Dinliyoruz sizi. Ya şimdi hocama şunu sormak istiyorum. Birincisi benim boyum ve kilom vermek istiyorum. Buyurun. İkincisi hocama şunu sormak istiyorum. Genellikle yani akşam belli saatlerden sonra bütün herkesin en büyük sorunlarından bir tanesi bu. Evet. Yani o saatlerde çok acıkıyoruz. Yani akşam çok yiyoruz ama bütün şeylerde yani bütün hocalarımız olsun, bütün bu konudaki kişiler şey yapıyor. Yani bu saatlerde yemememizi tavsiye ediyorlar. Ama biz genelde ya çalışan kişiler olarak bu saatlerde ya televizyon seyretmeyeceğiz ya da izlerken mutlaka bir şeyler yiyoruz. Yani hocamın bu konuda bize ne gibi önerileri olur? Böyle bir programı hazırladığı için de tekrar teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Evet. Özellikle akşam öğünleri. Hakikaten doğru söylüyor izleyicimiz. Ben nöbet tutan bir insan olduğum için de nöbetlerde de akşamları yemeden olmuyor. Normalde de evdeyken çayın yanına koyuyoruz bir şeyler. Seviyoruz akşam yemeği. Şimdi öncelikle nöbet dediniz. Nöbet tutan insanlar ya da uykusuz kalan kişiler, uyku dengesinde bir değişiklik, çok uyumak ya da az uyumak da kilo yapar. Hani buna çok dikkat etmemiz gerekiyor ama nöbet tutan bir kişinin dikkat etmesi mümkün değil. En azından orada gıda tüketimini minimuma çekerek hani tabii ki yiyeceğiz. 3 saatte bir yiyeceğiz ama az olacak. Yine akşam atıştırmalar belli başlı büyük sorunlardan birisi. Ancak akşam ara öğün veriyoruz diyetlerde. Yani hani mutlaka bir yoğurdumuz, sütümüz, hani kişiye göre ayranımız, meyvemiz, hani ya da işte bir leblebimiz, bademimiz oluyor. Sadece bunların miktarları düşük. Hani eskiden oturup bir tabak fındık yiyorsak bu sefer 15 tane yiyoruz. Ya da eskiden hani 3-4 kase yoğurt yiyorsak bir kasede, 1,5 kasede kalıyoruz. Hani bunu öğrenmemiz gerekiyor ve o da tok tutuyor. Hani geri kalanı biraz televizyon karşısında olmaktan kaynaklanıyor. Çünkü televizyon karşısında kişi ne yediğini kestiremiyor, hani anlayamıyor. O bir anda bakıyor tabak bitmiş, yenisi gelmiş. Hani kesinlikle ben şunu öneriyorum. Yemeği ciddiye alıp masaya oturup hani televizyonla ve benzeri ilgilenmeyip sadece onu tüketip kalkmamız gerekiyor. Televizyonda ya da başka bir ortamda atıştırmalar yaptığımızda bu sefer başka sıkıntılar başlıyor. Çok fazla yemiş oluyoruz. Hani zaten bunu kalktıktan sonra anlıyoruz. O an anlayamayız çünkü dikkatimiz orada. Kesinlikle yemeği yemek saatinde ya da hani ayrı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Televizyon karşısında atıştırmayalım.
yine gece atıştırmalıklar olarak hani bir parça peynir, hani bir bardak süt, bir kase yoğurt, işte badem, fındık, hani bunlar az miktarlarda tüketilebilir. Yine dediğim gibi kişiye özel öğün, yani bir 9'da hani 10'da ya da işte 8'de bir öğünümüz oluyor zaten. Hani bu veriliyor. Aç kalmak da doğru değil. Hani ben gece hiçbir şey yemiyorum. Bu da doğru değil. Çünkü gece bir 8 saatlik bir açlık söz konusu. O süreyi uzatmamamız da gerekiyor. Ama yatmadan 1 ya da 2 saat önce yemek yeme işlemi kesinlikle bitecek. Hani yatmadan hemen önce bir şey yemeyeceğiz. Hani özellikle reflü hastalarının buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Yatmadan 1 ya da 2 saat önce kesinlikle yemek yeme işi bitecek. Su içebiliriz. Evet. Su ne kadar içeceğiz hocam? Kişinin bu da günlük aldığı kaloriye göre değişir. Yani gerçekten çok yüksek kalori alan bir kişi, hani boyu ve kilosu çok fazla olan bir kişi, hani günde 3-3,5 litre suya kadar içmeli. Ama hani yine günlük aldığı kalori 1500 civarında olan, işte 1800 civarında olan bir kişi günde 1,5-2 litre su içerse onun için yeterli olur. Ve telefon bağlantımızdan önce kilo vermenin altın kurallarını konuşuyorduk. Hı hı. Eklemek istedikleriniz varsa buyurun. Kilo vermenin altın kurallarından biri de dediğimiz gibi ara öğün. Ara öğünü mutlaka ki yapmalıyız. Çünkü ara öğün yapmadığımızda hem çok acıkırız hem de kişi diyete motive olamaz. Yani acıktığı için daha çok yeme ihtiyacı hisseder ve vücut kıtlık sinyallerine girer. Yani bütün yediklerimizi depolarız. 3 saatte bir yemek yememiz gerekiyor. Vücudumuzdaki insülinin doğru salgılanmasını sağlamak için 3 saatte bir en geç yemek yememiz gerekiyor. Bu 2 saatte bir de olabilir. Kişinin acıkma sıklığına bağlı. Ama ara öğün mutlaka yapılması gereken bir şey. Yine üçüncüsü, mutlaka ki diyetimizde öğün saatlerini, hani tabii ki tamamen uyamayabiliriz. Yarım saat erken, yarım saat geç olmak şartıyla uyumalıyız. Hani öğünlerimizde ben kahvaltıyı bugün yapmadım, hani çok da iyi bir şey oldu gibi düşünmemeliyiz. Hayır, kahvaltıyı yapmamak ya da bir öğün atlamak, hani bizim düşündüğümüzün aksine biz şöyle düşünüyoruz. Atladım, çok güzel, az yedim bugün. Hani daha da az yedim, çok iyi diye düşünüyor kişi. Hayır, daha kötü. Hani o vücuda dediğimiz gibi yine kıtlık sinyalleri gidiyor. O yüzden öğünleri, işte öğle yemeğini, akşam yemeğini düzenli ve programlı mutlaka yapmamız gerekiyor. Evet. Bugün sizinle birlikte diyet nedir? Sağlıklı, hı-hı, düzenli beslenmeyi konuşuyoruz. Çocukluk döneminden itibaren, hı-hı, önemlidir dedik. Aslında bu disiplinin, evet, yerleştirilmesi gerekiyor dedik. Çocukluk döneminde özellikle kahvaltının öneminden bahsettik. Hı-hı. Zor kilolardan bahsettik. Şanslıyız çünkü önümüz bahar, hı-hı, ve yaz geliyor. Yazın zayıflamak daha mı kolay? Yazın mı veriyorsunuz bütünü? Kışın daha mı zor? Evet. Şimdi salatalık, hı-hı, domatesli, hı-hı, salatalıkta zaten, hı-hı, diyet listelerinin vazgeçilmez herhalde. Birinci sırayı salatalık, hı-hı, çekiyordur diye düşünüyorum. Böyle bir şey var mı bahar ve de yaz aylarında? Yani daha kolay zayıflanır. Şöyle bir şey var. Kişinin motivasyonu tamamen önemli. Kış aylarında ama daha çok yapılıyor. Hani daha hızlı zayıflanır değil de hani daha çok yapılıyor. Çünkü yaza bir hazırlık oluyor. Mutlaka yazın bir düğün oluyor ya da bir tatil planı oluyor ve onu hazırlanmak için kış aylarında genelde diyet yapılıyor. Motive olmak açısından da kış ayları daha iyi. Çünkü hani kişi düzenli yaşıyor, işte işe gidiyor, eve geliyor. Hani daha düzenli bir hayatı var. Yazın tatile gittiğimizde biraz diyetler kayabiliyor. Ama hani bence belli bir ayı yok. Hani isteyen kişi gerçekten istiyorsa, azimliyse ve hani bu kilolarla yaşamak istemiyorsa, ki gerçekten hani bence kilo büyük bir sorun çünkü üzerimizde yük taşıyoruz. Yani 20 kilo, 25 kilo fazlası olan birini düşündüğümüzde 25 kilo ile kimse fazladan dolaşamaz. Yani eline versek onu bir gün taşı desek taşıyamaz. Hani bunu vücuda sürekli yük halinde dolaşmaktansa gerçekten ben bunu yapacağım, ben bu işi istiyorum ve ben artık böyle olmasını istemiyorum diye kafamızı şartladığımızda ve kendimizi motive ettiğimizde yaz ya da kış yok, sadece doğru diyet var. Peki şimdi, hı-hı, telefondan da mesaj aç bir arkadaşım, zeytini sormak istiyorum diyor özellikle. Ben de zeytini çok seven birisiyim. Diyetteki zeytin durumu nedir? Yine tansiyon hastalığımız var mı? Ya da herhangi bir ek bir rahatsızlığımız var mı? Ona göre diyetlere, sağlıklı kişilere zeytin ekliyoruz. Ama bu değişiyor. Yani gerçekten hani boyu ve kilosu fazla olan birinin günde 15 tane zeytini olabilirken çok zayıf hani ya da hani çok az bir kilo vermesi gereken kişinin günde işte 4 tane ya da 8 tane zeytini olabiliyor.
Hani bu dediğim gibi tansiyon hastası olmadığı sürece zeytinle ilgili bir sıkıntımız yok. Tamam, o zaman zeytini. Evet, kilo vermenin altın kurallarıyla devam ediyor. Şöyle bir toparlayacak olursak. Kesinlikle diyeti uygulamaya kararlı olmamız gerekiyor. Ara önerimizi atlamamamız gerekiyor. Yani kendimizi motive etmemiz şart. Hani motive, ben bu işi yapacağım dememiz şart. Yarın bırakmamamız gerekiyor. Bırakacağımızı hissettiğimizde diyetisyenimizle konuşalım. Eğer çok kafamıza takıyorsak, dert ediyorsak psikolojik destek şart. Hani psikoloji, çünkü burada çok önemli psikolog. Aslında bu bir ekip işi. Zayıflamak sadece diyetisyenin işi değil. Hani bir dahiliye uzmanı, evet, endokrin uzmanı, kardiyoloji. İşte kardiyoloji, psikoloğu, diyetisyen, bu kombine bir çalışma. Hani burada gerekli uzmanlardan gerekli yardımları alıp, gerektiğinde gerçekten çok moralimizi bozuyorsa bu durum, psikolojik desteği de alıp devam edersek eğer daha etkili bir sonuca ulaşabiliriz. Bir telefonumuz daha var. İmdat Bey, iyi akşamlar. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar ablası. Ben şey söyledim. Ben devamlı. Buyurun. İyi akşamlar. Buyurun, dinliyoruz sizi. Ben şimdi çok ayran içiyorum. Yoğurt içiyorum. Çok yoğurt yiyorum. Ama kilom 90 kilolarda. Boyunuz kaç? Boyunum 1.75. Ama kilom da 1.90. Kilonuz 90. Nasıl? Ama devamlı sabahleyin ayran içiyorum. Şey yapıyorum. Ayranı, yoğurdu bol tüketiyorsunuz. Evet. Günde kaç kase yoğurt yiyorsunuz? Üç günde. Ayran kaç bardak? Efendim? Kaç bardak ayran içiyorsunuz? İçiyorum. Yani nasıl? 2 litre. 2 bardak falan içiyorum. 2 bardak su bardağı. Süt içiyor musunuz? Hayır, süt içmiyorum. Peynir? Hayır, öyle bir şey yok. Peyniri tüketmiyorsunuz. Evet. Tabii ki. Sevmiyorum. Kilomuz biraz vermemiz gerekiyor. Yoğurdu çok seviyorsunuz. Yoğurdu çok seviyorsunuz. Güzelmiş aslında. Aslında evet, güzel bir şey. Hani bu sevdiğiniz şey hiç kötü bir şey değil. Biz diyetlerde veriyoruz yoğurdu. Tabii ama hepsinin bir miktarı olmalı. Hani şöyle bir imaj uyanabiliyor. Hani o yoğurt ya da o peynir bu kilo yapmaz. Çünkü bu sağlıklı. Hayır. Fazla tükettiğimiz her şey kilo yapar. Hani o yüzden yoğurdu da, sütü de, peyniri de tüketeceğiz. Ama miktarları çok fazla olmayacak. Günde 3 kase yoğurt size yetecektir. Ama 3 kase yoğurt 6 bardak ayrana eşittir. Yani 3 kase yoğurt yediğinizde 6 bardak ayran içmeyeceksiniz demek oluyor bu. Ya da 6 bardak ayran içtiğinizde yoğurdu yemeyeceksiniz. Birinden birini tercih edeceğiz. Çünkü fazlası kilo yapar. İmdat Bey? Evet. Sonra dinliyorum. Şu anda şeyde yanlış yazdı. Demir yazdı. Temiz yazdı. Demir yazdı. Yani ona baktı yani. Tamam, peki. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşam. Günde 3 kase yoğurt normal, 2 bardak da ayran içiyorum dedi. Aslında çok da şey değil diye. Yok, değil. Evet. Hani günde 4 kaseye kadar hani tüketilebilir. Yine işte 8 bardak ayrana kadar içilebilir. Ama hani topladığımızda burada 3 kase yoğurt, 2 bardak ayran. Hani bence güzel bir rakam. Burada bir çok da büyük bir sıkıntı yok. Aslında zaten şöyle yapıyoruz mesela. Kimimiz sebze yemeyi çok seviyoruz, kimimiz et yemeyi çok seviyoruz. Bu da çok doğru bir alışkanlık değil ama ötek yönlü beslenmeyi sevenlere işte makarnayı çok seviyor kimimiz, pilavı çok seviyor. Bunlara tavsiyeniz neler olabilir? Tek yönlü beslenmemeliyiz çünkü her şeye ihtiyacımız var. Hani doğadaki her şey vücudun ihtiyacı olan şeylerdir. Ben öncelikle şundan bahsedeyim. Tek yönlü beslenmede en çok karşılaştığımız diyet açısından problem olan durum karbonhidrat, makarna. Karbonhidrat açlığı diyoruz biz buna. Çünkü kişi serotonin salgılattığı için bu tarz karbonhidratlı besinler onu çok fazla tüketmeye ihtiyacı duyuyor. Ve onu tükettikçe bir anlık bir mutlu oluyor. Bu 15-20 dakika sürüyor ve sonra tekrar hani aynı şey için bir daha yiyor. Çok çabuk açlık oluşur çünkü karbonhidratlı tükettiğimizde. Hani bu hem vücutta kas kütlesi kaybına yol açar çünkü çok karbonhidrat alıyoruz. Hem de doyurmaz, çok kiloya yol açar. O nedenle tek tarz, tek tip beslenmememiz lazım. Sadece et yemek kalp damar hastalığı açısından risklidir. Yani kalp hastası bir insan hani her gün et yiyemez. Haftada bir gün, belki iki gün kırmızı et yiyebilir. Hani onun haricinde hani onu da kısıtlamak gerekiyor. Yani dediğim gibi tek bir besin değil,
her şeyin olduğu, her şeyin tüketildiği, meyvesinden sebzesine, sütüne, yoğuruna kadar her şeyin olduğu ama hepsinin dengeli olduğu bir beslenme planı çok önemli. Çünkü biz diyetleri hazırlarken enerjinin %60'ının karbonhidratlardan gelmesini, %30'unun yağdan gelmesini, yine %15'inin proteinlerden gelmesini istiyoruz. Burada da hani her şeyi vermek gerekiyor bu dengeyi sağlayabilmek için kişiye. Bir de çikolatayı sormak istiyorum. Çikolata masum evet. mu? Diyet listelerinde var mı? Yani gerçekten çok tatlı seven kişilere mecburen veriyoruz. Çünkü o çok sevdiği şeyden onu bir anda mahrum bırakırsak hani mutlu olamayabiliyor, diyeti bırakabiliyor. Ama tabii bunun bir sınırı olmalı. Yani hani ben günde iki tane çikolata veremem ya da hani işte oturup da bir sufle yiyemeyiz. Hani bunu dengeli yapmamız gerekiyor. Hani bence günde bir kare bitter çikolata ya da işte haftada bir ya da iki kere bitter gofret. Hani bunlar olabilir diyette. Ama hani her gün işte gofret yedim, üzerine tatlı yedim. Hani çok seviyorum çünkü. Bu yok çünkü bu olursa kilo veremeyiz. Evet. Son cümlelerinizi almak isterim. İzleyenlerimize Hı-hı. önerileriniz neler olacaktır? Sağlıklı beslenmek. Bence vücudumuza, kendimize bir borcumuz. Hani bir şeyi çok sevmek, hani onu çok tüketeceğimiz anlamına gelmiyor. Hani çok seviyorsak tadımlı kalalım. Hiçbir şeyi abartmayalım. Hayatta hiçbir şeyi abartmadığımız gibi beslenmeyi de abartmayalım. Çünkü beslenme abartıldığında, çok tüketildiğinde fazla kilo olarak bize geri dönüyor. Kiloyu aldıysak verelim. Kilomuz yoksa da almamak için elimizden geleni yapalım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bilginize sağlık, ayağınıza sağlık. Sağ olun. Ordu'nun Dünyaya Açılan Penceresi TV52 ekranlarında Sağlık Dünyası programımızda bu akşam Büşra Akşit'le birlikte diyeti konuştuk. Çok da sevimli bir konu değildi aslında. Diyet kelimesini ilk duyduğumuz zaman kısıtlanma anlamına geliyor ama ilk önce karar vererek, kararlı olarak bir diyetisyene gitmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Kendi başınıza yaptığınız bilinçsiz diyetler sağlığınıza zarar verecektir. Her şeyin başı sağlığımız. Sağlıklı olduğumuz sürece mutlu ve huzurlu oluyoruz. Hayattan keyif alıyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Sevgi Hastanesi sundu.